Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sonunda çok uzun süredir planladığımız videoyu yaptık. Biz diyorum çünkü hemen e, Ilgın Nehir Günay'a da bir önden teşekkürüm var. Çünkü onun sayesinde biz bu videoyu yaptık. Çok sağ olsun e, bana hem görsel olarak hem de e, içerik olarak çok yardımcı oldu. Bir de ben üzerine bir ton araştırma yaptım. Peki neyin araştırmasını yaptım? Ne anlatacağız bugün? Bugün Jordan'ın e, özellikle de şu anda popüler olan ki şu anda diyorum belki bu video e, uzun süre gündemde kalsın isterim. Umarım da kalır. Şu anda yani 2020 yılında çıkan Last Dance belgeselinin 5. bölümünde Netflix'e Last Dance belgeselinin 5. bölümünde ayakkabılarının nasıl ortaya çıktığı, Nike ile ya da bizim alıştığımız ile Nike ile nasıl bir anlaşma yaptı e, ve nasıl bir kültür yarattı ve bugüne kadar nasıl geldi bunu biraz konuşacağız. E, aslında hani hep şundan bahsedilir. Jordan'ı Jordan, u Jordan u yapan hikayeleridir. O dönem o kadar büyük bir mücadele hırsıyla yarattığı ve mücadelenin sonucunda ortaya çıkan hikayelerdir denir. Ama tabii bu hikayeleri Jordan tek başına değil onu taşıyan ve hikayelerini taşıyan ayakkabılarıyla aslında ayakkabılarıyla bugüne kadar getirmiştir. Biraz onların detaylarına gireceğiz. Yaklaşık 16 ayakkabısından bahsedeceğiz bugün ama öncesinde birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Yani ayakkabı neden önemli? Aslında bu dönemde baktığımızda ilk doğal tepki şudur. Aman abi ayakkabıya para verilir mi? Ya da işte bir tane alayım giyerim gittiği yere kadar diyebilirsiniz. Haklısınız. Bu sizin tercihinizdir. Ama ayakkabıların özellikle de spor tarafındaki dönemin artan inanılmaz bir spor talebi var şu anda. Herkes cimlere gidiyor, sokakta koşuyor. Bir yerlere tırmanıyor, işte crossfit yapıyor, atlıyor, zıplıyor. Yani ayaklarınızın çıplak bir şekilde taşıyamayacağı bir ton yükü, bir ton hareketi yaptırmaya çalışıyoruz. Bunlar için gerçekten iyi ayakkabılara ihtiyacımız var ve genelde şu süreç şöyle oluyor. Elindeki standart bir ayakkabıyla bir insan spor yapmaya çalışıyor. Bir süre deniyor, olmuyor, çok rahatsız oluyor çünkü zaten acı eşiğimiz artık bu, bu dönemki yaşamda çok düştü. Yani özellikle ayaklarında, çıplak ayağında yapabileceğin çok, çok az şey var. Yani çok özel bir zeminin yoksa birkaç günden sonra hemen şu soru gelir. Bana da çok geliyor bu soru. işte abi hangi ayakkabıyı alayım? <laughs> şu sporu yapmak istiyorum ya da işte basketbol oynuyorum ya da koşuyorum hangi ayakkabıyı alayım? E, bu soru gelince de zaten herkes aslında ayakkabının değerini anlamaya başlıyor. Ben aslında olaya biraz şöyle bakıyorum ki bu dönemin de en büyük tartışmalarından biri özellikle de koşucularda ayakkabıların kattığı, onlara ekstra verdiği güç, onlara ekstra sağda avantaj hız, dayanıklılık, tutunma gücü, işte zeminle arasındaki ilişki, ayağını rahatlatma sistemleri vesaire bunların hepsi tartışılıyor. Bu ayakkabıların artık çok ciddi bir performans katkısı olduğu da ortada. Ha bunlar haksız bir rekabet yaratıyor mu? E, tartışılır. Eskiden hani Formula 1 takip edenler varsa bir süreden sonra, şimdi tekrar değiştiyse bilmiyorum ama bir süreden sonra herkes aynı lastiği kullanmaya başlamıştı. Ondan öncesinde istedi iki üç marka lastikten birini seçip çıkabiliyordun. Hatta onların da farklı çeşitleri oluyordu. Bu biraz onun gibi aslında. Yani e, mal ortada, anlaşma şansların ortada. Ve sen bu şansa erişiyorsan e, sana özel bir ayakkabı çıkıyor. Ya da işte e, sen bunu zorlayıp alabiliyorsun gibi bir durum var. O yüzden ben e, rekabeti aslında arttırdığını düşünüyorum bu tarz gelişmelerin. Hepsini tek, tek, yap, tek tip yaptığın zaman... ...çok bir mantığı olmuyor yani izleyici için de sıkıcı bir şey. Ve ben bunu biraz da şuna bağlıyorum. E, yıllarca biz bilim kurgu filmleri izledik. Ve hep şunu gördük işte... ...giydiğinde böyle üzerine yapışıp zırh olan işte ne bileyim e, ceketler... ...işte ayağına taktığında seni daha hızlı koşturan ayakkabılar... Uça, ...uçmanı sağlayan ayakkabılar ne bileyim robot kollar vesaire. Aslında bunların biz bir çok 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 tabi basit versiyonlarını çok uzun yıllardır vücudumuza giydiğimiz her şeyde yaşıyoruz. Yani bugün sadece ayakkabı değil, üzerine giydiğin kompres bir e, ne, ne, diyeyim, body armor'larla işte bu Nike'ın yaptığı, Under Armour'ın son dönemde yaptığı body armor'lar kan dolaşımınızı düzenliyor, teri hızlıca atıyor, sizi ferah tutuyor. Gerçekten kaslarınızın rahatlamasını o kan akışıyla beraber daha hızlı yenilenmesini sağlıyor. Biz aslında fark etmeden o ürünleri kullanarak biraz da mekanikleşmeye başlıyoruz. Ayakkabılar da bunun çok büyük bir parçası. Yani bugün özellikle de rekabetçi bir spor yapıyorsanız, sağdaysanız, futbol, basketbol bire ya da bireysel tenis gibi ayakkabılarınızın çok iyi olması lazım. Çünkü ayakkabıların sadece rahat olması da yetmiyor. Esnekliği, işte durduğunuzdaki, hareket halinizdeki sıçrarken ki tepkileri, kan akışınıza katkısı, her şey çok önemli. E, tutuşu, bunların hepsi aslında artık birer e, o bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz filmlerin parçası gibi oldular. Sadece çok mekanik değiller ama bize çok büyük katkıları var. Biraz böyle düşünce tabii e, ne diyorsun abi diyebilirsiniz ama e, muhtemelen daha iyisini giydikçe dediğimi anlayacaksınız. Ha Jordan ayakkabılarının Hepsi böyle mi? Bununla ne ilgisi var? Var. Bunları da birazdan aslında modellere geçince göreceksiniz. Yani tek tek hem tasarım düşüncelerini nasıl bir evrim geçirdiğini, hani sadece görsel olarak bir kültür, bir sokak kültürü yaratmanın dışında teknik olarak nasıl geliştiğini e, detayları da anlatmaya çalışacağım. Özellikle de e, Jordan'ın ...kariyerine de nasıl etki ettiğini hatta ilk giydiği ayakkabıları yıllar sonra tekrar giydiğinde neler yaşadığında yine konuşacağız. O zaman gelin modellere geçelim. Şimdi aslında şöyle başlamamız lazım. Her şeyden önce... ...converse'larla başlamamız lazım. Tabi bu da yine bizim alıştığımız... ...alıştığımız şekliyle... ...converse. <laughs> Buna özellikle tabii takılan çok olabilir ama ben bazı kelimelerin dile oturduktan sonra... Ne yapalım Öyleyse gidiyor çok da değiştirme taraftarı değilim okuyan da izleyen de bazen öyle alışıyor ve öyle akmaya başlıyor. Ama neyse ben şimdi Converse diyeceğim. Converse'ları Jordan aslında North Carolina Üniversitesi'nde giyiyor. Orada yaklaşık 3 sene oynarken giydi ayakkabılar Converse'leri. Bu ayakkabılar aslında o dönem için önemli. Converse'lar Dr. J gibi oyuncuların o dönemdeki kariyerini şekillendirirken giydiği ayakkabılar. Ve Pro Leather e, modeli daha sonra da sanırım bugünlerde de piyasada olması lazım. Yeniden tasarım satışa sunuldu. İstiyorsanız araştırıp bir bakabilirsiniz. Tabi bu ayakkabı da e, o dönemin daha en ilkel ayakkabılarından hani bu dönemin teknolojik ayakkabılarıyla kıyasladığınızda çok çok uzak. E, çok standart bez ayakkabılar gibi görünüyorlar. Ama bence tasarım olarak gerçekten o, o günü ve kültürü yansıtan ayakkabılar. Tabi bu ayakkabılarla şimdi ben model model giderken şunu da belirteyim. Aslında hepsinin dönemsel bir e, Jordan kariyer bağlantısı ve aslında Jordan'ın o ayakkabılara yüklediği hikayeleri var. Belki bu e, Converse'lar için en büyük hikayede 82'de şampiyon olurken North Carolina Georgetown'ı yenmişti ve karşısında Patrick Ewing vardı. E, Patrick Ewing'in içindeki aslında o e, yıllarca sürecek, Jordan'a karşı sürecek rekabetin tohumunu attığı maç olabilir çünkü... Jordan için çok önemli olan Madison Square Garden'da Jordan 1'lerle New York'a karşı başladığı kariyerinin belki de son Madison Square Garden maçına kadar hep Patrick Ewing'e çok çektirdi. Belki de ilk tohumları burada ekilmişti. Yani Converse'ler dediğim gibi o dönem için çok güzel ayakkabılar olsa da Jordan profesyonelliğe geçtiğinde, çaylak döneminde ...kapısını çalan Converse, Converse dışında da modeller, ayakkabılar oldu tabii ki. Bunlardan biri de Nike'ydi. Tabii ki Jordan o dönem belgeselden de şimdi izlediğiniz gibi hatırlayacaksınız. Dust hani Jordan Adidas'la çalışmak istiyor. Hatta da aklında ama öncelik Adidas'ta. Adidas'ın o dönem bir şekilde bütçesi yok ve bu iş olmuyor. Yani o kadar para veremeyeceklerini, bu işin alttan kalkamayacaklerini. Tabii bir yandan şu da var, şimdi Jordan gibi bir figürle çalışmak... Ya ne olacak kaçırmasaydınız diyebilirsiniz. Ama ticari olarak düşündüğümde muhtemelen 4-5 senelik e, projeksiyonla bakılıyor. ve Ulan bu talep olursa biz bunu nasıl karşılayacağız? Şu an bu üretim gücüne çıkabilir miyiz? Böyle bir paramız var mı? Konusu zaten işin kritik tarafı olmuyor ve e, devreye Nike giriyor. Nike girince de e, ya da Nike ben Nike olarak devam edeceğim yine uyarayım. Nike devreye giriyor ve Nike devreye girdiğinde Varını yoğunu orada ortaya koyuyor ve Jordan'ı ikna etmek için çabalıyor. 250 bin dolarlık bir sözleşmeyi de bunun sonucunda koparıyor. 250 bin dolar o dönem için aslında önemli bir miktarken 250 bin dolar karşılığında hedefledikleri parada birkaç sene içerisinde 3-4 milyon dolar kazanmak. Ama bunun çok daha ötesine geçiyorlar ve yaklaşık 2 yılda 126 milyonluk bir satışa çıkıyorlar. Bu inanılmaz bir yatırım yani inanılmaz bir vizyon. Nike'ın herhalde bütün geçmişindeki en büyük anlaşmalardan sözleşmelerden biri olmalı ve inanılmaz derecede konu patlıyor. Ama sorun şu ki bu ayakkabıları çaylak sezonunda giyecek Jordan ve bu ayakkabıları daha giyemeden sıkıntılar başlıyor Airships modellerini. Çünkü sorun şu ki Airships modelini kullanmak için belli kurallar var. Daha doğrusu Airships diye bütün ayakkabıları kullanmak için belli kurallar var. İşte buna da NBA Uniform of Uniform kuralı diyor o dönem için. Ayakkabınızın %51'i beyaz olmalı. Diğer takım arkadaşlarınızın ayakkabı rengiyle uyumlu olmalı ve formanın da rengiyle uyumlu olmalı. Bütün bu kriterlerden geçerse ayakkabı giyebiliyorsunuz. Giyemezse bir ceza yiyorsunuz ve Jordan bu ayakkabılar aslında 1984 e, yılındaki sezon öncesi maçların birinde giyiyor. Ve bu giymesinden, bu kırmızı siyah modeli giyiyor bu arada. Giymesinden 3 gün sonra NBA'den bir mektup geliyor. Yani bunu giyemezsin. Bu yasak. özellikle yani bunu yapmayın. Bu Nike'a gidiyor bu arada. bu mektup aslında o dönemki kafa karışıklığı yaratan bir durumu da ortaya çıkarıyor. Yani bir kısım şöyle hatırlıyor bu konuyu. İşte Jordan 1'ler yasaklandı. Hayır aslında Jordan 1 modelinden önce çıkan Airships modelin kırmızı siyah modeli yasaklandı. Daha sonra onun e, kırmızı-beyaz e, modelini de yapıyor. Hatta kırmızı-beyaz ve beyaz-kırmızı modelleri de yapılıyor. Daha sonra Jordan bunları giyiyor aslında. Hatta Madison Square Garden'a da yine bunlar da çıkıyor sezonun ilk maçında ve 33 sayı atıyor. E, tabii bunları sonra giymiyor ve Jordan 1'e geçiyorlar. E, ama daha sonra yine bunları göreceğiz. 85 All-Star hafta sonunda smaç yarışmasında Jordan Airships'lerin siyah-kırmızı modelini giyecek ve yine Patrick Ewing karşısında o dönemin e, All Star döneminde birebir e, fotoşutlarda da Ewing'in karşısında yine aynı Airships modeli ortaya çıkıyor. Tabi bu dönemle ilgili birkaç konu var. bazıları tam netleşmemiş, bazıları netleşmiş ama birkaç sol Soul Collector gibi birkaç sitede gördüğüm araştırmaya göre bu konu hani işte ha, kariyeri boyunca ceza yedi, işte tonlarca ceza yedi falan gibi yerlere gelmiş ama Yap, yani bakıldığında öyle bir şey yok. Evet bir ceza ödenmiş ama daha sonra Jordan kuralları uymaya başlamış. Ayakkabı zaten değişiyor. Jordan 1'e geçiyorlar vesaire. O yüzden e, o sıkıntı kalmamış gibi bir durum var ama bilmiyorum ileride başka şeyler de çıkar mı bu konuyla ilgili. Tabii Nike'ın buradaki kritik hamlesi ise bu band olayını yani yasaklanma olayını bir pazarlama hamlesine çeviriyor ve Jordan 1'lerin birilerin hazırlığını yapmış oluyor. Peki Jordan 1'ler bize bugünlere ne taşıdı? Aslında herhalde Jordan'ın şu andaki en popüler ayakkabılarından birini taşıdı. Hem yaptığı o dönem pazarlamayla hem de e, ayakkabının modeliyle daha alışılmış, insanların gözünün daha alışık olabileceği, çok farklı olmayan, çok teknolojik durmayan bir ayakkabı. Böyle bugün baktığınızda giymeye çalıştığınızda inanılmaz da rahat olmayan bir ayakkabı ama o dönem için değeri büyük. Bu ayakkabı Peter Moore tasarlıyor e, Ben konusunda. Dan sonra Jordan e, farklı modellerle işte kırmızı beyaz ya da işte Black Toe gibi işte belli bir kısmı siyah modellerini e, yapıyor Nike'ye ve onlarla tanıtılmaya başlanıyor. E, daha sonra e, Jordan birileri e, özellikle de ilk sezonda giydikten sonra kırmızı beyaz modeli zaten en popüler modeli. Jordan bunlarla e, 1998 yılında Madison Square Garden, Madison Square Garden son maçına çıkıyor. E, ve o gün yine <laughs> 42 sayı atarak e, New York'a son kez daha bir acı çektiriyor. Ama tabi bu son değil aslında. Wizards'a döndüğünde 2003 yılında e, tekrar 39 sayı Ama tabi bu ayakkabıları giymiyor. Sanırım orada Jordan 11'ler giyecek ama onu ileride e, bahsedeceğim. Ve Jordan'ın o ayakkabıları tekrar giydiğinde ki bu yine belgeselde gözüküyor aslında baya bir acı çektiğini ve ayağının nekar kanadını görüyoruz çünkü o tabanlar artık yeni nesil tempoyu ve hızı kaldırmıyor. Aslında yine geriye sararsak Jordan birilerinin ilk çıktığı dönemde Jordan bir sakatlık geçiriyor ve bu sakatlık sonrasında aslında Bilek ve ayak kısmını destekleyecek bir e, yenilik istiyor ve bu da band konusu ortaya çıkıyor şu anda ekranda gördüğünüz. Bu model hiç e, satışa çıkmıyor. Bantlı olarak böyle bir model yapıyorlar ama e, Jordan kendi sanırım kullandığı modellerinde var bu sadece ama bu hiçbir zaman şeye çıkmıyor, satışa çıkmıyor. Ama onun dışında tabii e, Jordan'ın Jordan 1 modelinin yıllar içerisinde çok fazla retro denen, e, ki retro nedir? Bu ayakkabılar çıktığı dönemlerden sonra 5 sene sonra 6 sene sonra Nike tarafından tekrar retro yapılarak yani retro eski model olarak ya da işte tarihi bir yeri olarak anlamında tekrar satışa çıkıyor. Bu ayakkabıların e, şu andaki her sene çıkan farklı modelleri inanılmaz hızlı tükeniyor yetişmenize imkan yok. Ben de bazen almayı deniyorum ondan ya da işte mağazalara ulaşarak ama kesinlikle çok zor çok talep olduğu için ve her ayakkabının da Jordan 1 modelinin çıkan her Jordan modelinde farklı bir hikayesi oluyor. Mesela elimde bir tane göstermek istiyorum bu turuncu modeli var bende. Bu model mesela shattered backboard diye geçen model. Onun da hatta o serinin üçüncü ayakkabısı bu. Bu ayakkabının da bir hikayesi var. Yani Jordan'ın ki ben bunu kesinlikle bilmiyordum. 1985 yılında İtalya'da Nike'ın düzenlediği bir gösteri ya da hazırlık ya da ne bileyim işte bir tanıtım maçına çıkıyor. iki İtalyan takımı arasında. Ve orada kırmızı turuncu bir forma giyiyor ve bu forma da de poteyi kırıyor. Sonra da Shattered backboard, backboard modeli yıllarca sonra o hikayeden esinerek ortaya çıkıyor. Yani Jordan Sağlardan çıksa da hikayelerini yazmayı bıraksa da ayakkabıları onun yerine aslında bu hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Jordan 1'in hikayesinden sonra Jordan 2'ye geçiyoruz ama tabi bu arada Jordan ve Nike'ın arası çok iyi değil. Tatlar biraz kaçık. Çünkü Jordan 2'yi Bruce Kilgore tasarlıyor ki Bruce Kilgore da meşhur Nike'ın Air Force 1 serisinin tasarımcısı. Ki çok klasik bir modeldir hala. Çok satar, çok üretilir. Günlük giyimde de çok talep edilen bir ayakkabıdır. Tasarım İtalya'da yapılıyor. İşte e, ilk kez Nike'ın o swoosh yani o logosu yok. E, özel bir tasarım planlanıyor. Özel bir deri kullanılıyor. Jordan Wings logosu var ama bu ayakkabı da o da e, son kez kullanılıyor vesaire. Ama Jordan bu ayakkabıyı maalesef beğenmiyor. E, bu da şu anda ekrana verdiğimde aslında bu ayakkabının İlk prototiplerinden biri ki o da aslında Jordan 1'den çok uzak değil. Ee, bu ayakkabılarla çok mutsuz olan Jordan e, biraz su kaynatmaya başlıyor Nike konusunda ve e, burada diyorlar ki ne yapacağız? Ve bu ne yapacağız sorusuna en iyi yanıtı verecek kişiyi buluyorlar ve Jordan 3 ortaya çıkıyor. Tinker Hatfield e, masaya oturuyor. Tink Redfield'e aslında kısa bir bahsetmek lazım. Tink Redfield eski bir atlet. Üniversite yıllarında yüksek atlama yapıyor. O bursla üniversiteye yürüyor ama bir yandan da mimarlık okuyor. Ve yüksek atlama yaparken çok ciddi bir sakatlık geçiyor ki o dönemlerden beri aslında çalıştığı hem koçu hem de o dönemki çalıştığı ortamda ayakkabı deneme şansı da oluyor. Koçu da ayakkabı ile ilgili bir kişi olduğu için ona bu konuda e, ondan geri dönüşler almaya çalışıyor. Ve çok ciddi bir sakatlık geçirince e, sporu bırakmak zorunda kalıyor. O da bir yandan e, bu ilgisini koruyor. Ayakkabılarla ilgili ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Ve aslında çok şans eseri mimarlık okurken e, onun da mimarlığının da onu iteklemesiyle çizim yeteneğinin çok iyi olduğu ortaya çıkıyor. Ve tasarım yapmaya başlıyor ve özellikle de ayakkabı konusuna yoğunlaşınca ortaya e, çok iyi fikirler çıkarmaya başlıyor ve Nike'ın o dönem önemli zaten tek şey olan koşu ayakkabılarının da birçoğunda imzası olan bir isim Tinker. Ve e, Tinker bir de şunu da ekleyeyim ilk e, elektro adaptif yani elektro uyumlu bağcıkları da e, düşünen kişilerden biri. Sporcu doğasının anlaması aslında Tinker'ı birçok konuda öne çıkarıyor ve e, Jordan 3'ü yaratmak için ona birçok ilham veriyor. E, Jordan 3'ü e, 1988 yılında yapacak bundan önce kendisinin sporla ilgili olması, Jordan'ın taleplerini biliyor olması ve onu ikna etmek zorunda olması onu daha da itekleyen bir durum oluyor. Hatta bununla ilgili de bir tane örnek gösterebilir Ben Bende bir tane modeli var yine Jordan için. Bu tasarımı yaparken birçok şeyden etkileniyor, etkileniyor, özellikle de elephant print konusu. Bu fil derisi dizaynı denen durum. Jordan'ı herhalde bu ayakkabılarda şurada gördüğünüz ve şuralarda gördüğünüz kısım en çok etkileyen konu oluyor. Bununla ilgili bir manifesto yaratıyor. Zaten o manifestoya baktığınızda biraz da ben reklamcı gözüyle baktığımda şeyi gördüm. Yani çok bariz bir şekilde ciddi bir konkur sunumu yani bir markayı almak için ciddi bir sunum havasında hazırlanmış. Ve bu modeli ortaya çıkarmış. Tabandaki hava bölgesini yani o air kısmını ilk kez bu ayakkabıda görüyoruz. Ee, ve bu ayakkabıyla beraber e, ilk kez dil kısmında air Jumpman yani air logosunu kullanıyor Tinker. Peki bu logo nasıl çıkmıştı? Buna da bundan da biraz bahsetmek lazım. Bu Logo aslında 1984 yılındaki e, Olimpiyat Oyunları öncesi Life magazinin bir e, sayısında ortaya çıkıyor. Orada yapılan fotoğraf çekimlerinden. Bu hareket e, Grand Jete diye bir balet e, balerin hareketiymiş. E, Bale hareketiymiş pardon. Ve bunu işte orada kullanıyor Life Magazine dergisi. Aslında daha öncesinde Peter Peter Moore buna bundan bir logo çıkarmaya çalışıyor ama telif hakları yüzünden ve biraz herhalde o dönemin şartları yüzünden bunu halledemiyor. Daha sonra 85 yılında bununla ilgili birkaç çalışma daha yapılır ama olmuyor ve 88 yılında Tinker bu sketch fikri alıyor ve bunu bir logoya çeviriyor. Artık nasıl olduysa o dönem telif işleri falan çözülüyor diyeceğim ama. Yine biraz baka, baktığımda hala, hatta daha sonrasında pardon hala değil, bu konuyla ilgili bazı telif sorunları yaşanmış. Hatta daha sonra Jordan logosunun da kopyalanması, Çin pazarında kullanılması ile ilgili başka telif sorunları da yaşanmış. Ya logo o kadar değerli bir logo. Neyse Tinker bu e, Jumpman Air logosunu hayata geçiriyor ve bunu da ayakkabının dilinde kullanıyor. Yani dil kısmında. Ve Jordan 3... Jordan'ı ikna ediyor. En önemli konu da bu. Jordan'ı ikna ediyor ve Jordan'ın bütün Jordan seri içinde de en çok sevdiği söylenen ayakkabı oluyor. Ama tabi bu da yetmiyor. Artık çok ciddi bir pazarlama hamlesi gerekecek ve Spike Lee, Nike'ın o dönemde reklamlarını çeken Spike Lee devreye giriyor. Ve Marsan Mike diye iki tane karakter yaratıyor. Şu an ekranda gördüğünüz karakterler ve inanılmaz reklam filmleri yapıyorlar. Ve gerçekten de Jordan'ın ilk kez ayakkabıları sokak kültürüne bu kadar entegre olmaya başlıyor. Çünkü Spike Lee'nin temsiliyle beraber, Jordan'ın da yine basketbol tarafındaki temsiliyle beraber sokak kültürüne çok hızlı bir geçiş başlıyor. Herkes bu ayakkabıları çok değer veriyor ve almak için sıralara girmeye başlıyorlar. Jordan bu sezonda MVP oluyor, All-Star MVP oluyor, smaç yarışmasını kazanıyor ve o meşhur aslında Farline'den yaptığı smaç sırasında da ayağında bu ayakkabılar var benim de biz yani gençken duvarımı süslemişti uzun süre. Keşke o posterim ki o poster çok güzeldi. Bilmiyorum nerede şu an ama çerçeveletip keşke yine assam duvar ama bakalım bir gün bulurum belki. Ve Jordan 3 aslında hem Tinker için 12 senelik bir sözleşme imkanı beraber Jordan için de çok acayip bir ayakkabı serüvenine başlangıcı oluyor. Ve bundan sonra Jordan modelleri her geçen gün daha da popüler olacak. Hatta dur evet, şunu da ekleyeyim bu arada, ee, Jordan ve Spike Lee arasındaki inanılmaz e, sinerjiden sonra ileride Spike Lee diye de bir model çıkaracaklar. Ee, özellikle de Jordan'a Jordan'ın e, birkaç modelinin bir araya geldiği Spike Lee modeli Spike Lee'ye de ithaf eden bir model olarak piyasada yerini alacak. Buradan da Jordan 4'e geçiyoruz. Jordan 4'te en önemli özelliği global pazara sunulan ilk Jordan modeli. Bu sefer de işte Spike Do The Right reklamlarıyla ortaya çıkıyor. Ve bu ayakkabının aslında ana dönüm noktası ise meşhur 89 playoff'ları ve ilk turda Cavaliers'ı geçtikleri 3-2'lik maç ve The Shot. Yani bunu hepiniz hatırlıyorsunuzdur. The Shot, Jordan'ın o kenardan topu aldıktan sonra... Birkaç kere toplayıp Craig Ihlon'un üzerinden attığı o muhteşem şut ve e, çok güzel bir mizansenmiş gibi gözüken Jordan'ın yumruğunu sallarken Craig Ihlon'un yere yıkılması vesaire e, bu ayakkabının da taşıdığı hikayelerden biri olarak e, tarihe yazılıyordu. Buradaki önemli detaylardan biri ise bu ayakkabının aslında e, şu bağcık tutan yerleri. Özellikle o işte wing flap style deniyormuş buna wing flap style bağcık bağlantıları deniyor. Ben o kısmı gerçekten çok seviyorum. Hem alt taraftan böyle bir kanat gibi siyah şekilde gelen o bağlantılar ayakkabının belki de en ikonik yönlerinden biri. Bundan sonra 1990 yılına geçiyoruz. 90 yılında Jordan 5'ler piyasaya çıkıyor. Jordan 5 aslında diğer yani 3 ve 4'ten sonra inanılmaz etkileyici gözükmese de artık kültürün bence önemli parçalarından bir tabi benim biraz da kişisel görüşüm ben 3'ü çok beğendim bir model Jordan gibi ben de çok beğeniyorum 4 de çok yine çok beğendim da. 3 ve 4'ün o klasik hani biraz daha birbirine yakın daha geçişli bir tasarım sürecinden sonra 5 daha farklı bir havaya geliyor. 5'te Tinker Jordan'ın yırtıcı oyunundan ve Amerikan e, 2. Dünya Savaşı Mas, Mustang savaş uçaklarından etkilenip bu ayakkabıyı tasarlıyor. Ve alt kısmına e, köpek balığı dişleri şeklinde bir çizgi ekliyor. Tabi bu biraz daha e, yani o ayak 3 ve 4'ün ağır duruşundan sonra daha genç daha enerjik bir duruş veriyor bence. E, ve yine bu ayakkabı da o dönemin ilginç bir şekilde... Popüler kültürün içinde ciddi bir yer alıyor. Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Bizi izleyen arasında hatırlayan var mıdır? Ama Will Smith'in başrolünde French Prince of Bel Air diye bir dizisinde Will Smith karakterin, Will Smith'in canlandırdığı karakter giyiyor bu ayakkabıyı ve o dönem de şunu görüyoruz ki diziler, filmler vesaire. Gibi göreceksiniz birkaç popüler kültürünün içinde daha Jordan ayakkabılarından bahsedeceğim. Sadece sokağa değil bu sefer artık farklı mecralara da televizyon yani bir maçın dışında da bir televizyon dizisinde, daha sonra bir arki bir programda vesaire her yere bu ayakkabılar girmeye başlıyor. Ve Jordan'ın hikayesi sadece sahaya değil birçok ortama taşınmaya devam ediyor. Bu ayakkabıyla ilgili en e, bilinen durumlardan biri de Jordan'ın yine en rahat serisi olduğu söylenir giyenler tarafından ki Jordan da bunun rahatlığını her zaman bahsediyor. Jordan 6 da 1991 yılında çıkıyor. Bu ayakkabı da aslında Nike Air logosunun son kullanıldığı ayakkabı. Bunu yaparken Tinker biliyorsunuz ki Jordan'ın bir spor araba merakı var. Lige geldiğinden beri hep spor arabalar sürmeyi, onları belki sponsorlar acıyla bilmiyorum almayı vesaire çok seviyor. Tinker da burada bir Porsche'den ilham alıyor. Yine Jordan'ın sahip olduğu. Ama tabi e, Porsche bir kenara burada daha önemli bir konu var. Bu ayakkabılar Jordan'ın aslında bir dakika neden böyle bir üst model daha çıktı bunun altına. Heh, tamam. Burada aslında konu Jordan'ın bir dakika tasarımını da size biraz göstereyim. Jordan ilk şampiyonluğuna geliyor. Jordan ilk şampiyonluğu 1991 yılında Lakers'ı yenerek aldığını Biliyoruz ve ayağında bu ayakkabılar vardı. Siyah infrared modeli belki de bu ayakkabının en güzel renklerinden biri. Ee, o maçlarda Jordan sadece hücum tarafına değil Magic Johnson'a savunularak çok acayip işler yapıyordu. Ve Jordan ayağında bu ayakkabılarda o dönemin e, ilk kez şampiyonluğu da tabii bu ayakkabının o mihenk taşı olarak üstüne yazılıyor ama... Gerçekten baktığında ve ilk şampiyonluğu düşündüğünde herhalde o dönemin baskısıyla beraber ki işte hani bu belgeselde de gözü işte Jordan sadece sayı atabiliyor, takımını sallamıyor, kavga ediyor. Jordan Rules işte takımlar arası çok kötü. Zaten Jerry Koyaz berbat durumda. Ve Jordan'ın artık bir cevap vermesi lazım e, ve bu ilk şampiyonluğu, şampiyonluğu dolayı aslında ve ayağında da bu ayakkabılar var. Tabii entertainment dünyası da bir yandan e, bu ayakkabıları taşımaya devam ediyor. E, Gatorade firmasıyla bir anlaşma yapıyor Jordan, Gatorade reklamları çok patlıyor. Daha sonra bu ayakkabının zaten e, Gatorade modelleri de ortaya çıkıyor. Yeşil ve turuncu beyaz modelleri. E, Gatorade bizim çocukluğumuzda zaten çok popülerdi. E, devamlı o enerji içeceğinden bulmaya almaya çalıştık ama da bizim zamanımızda Türkiye'de pek bulunmuyordu. Zar zor da olsa bazen bulduğumuz oluyordu ama zordu yani bulmak ve daha da önemlisi bu e, White Man Can't Jump filminde giyiliyor e, çok ilginçtir ben hatırlamıyordum bunu ki o filmi çok severim e, Wes Snipes ve bu e, Harrelson'ın oynadığı e, Beyazlar Beceremez diye çevrilmişti. orada giyiyorlar daha da önemlisi bunu aslında bu videoyu hazırlık yaparken öğrendim bunu da bilmiyordum. Slam Dunk e, bilenler vardır. Çok e, popüler, birçok kişinin e, hayatında önemli yer edilmiş bir e, basketbol animesidir. Orada Hanamichi karakteri için hazırlanan ve hanem için 10 numarasının üzerine kazındığı da bir modeli var. 2014 yılında çıkmış bu modelde. Bunu hala internette bulabiliyorsunuz. Biraz araştırırsanız ilginizi çekiyorsa belki de alabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti model. Yani işte burada artık şey iyice görüyoruz. Yani kültüre o kadar giriyor ki Jordan. Hani dizi, film, animeler artık iyice ee, olay ileriye gitti ki daha da ileri gidecek. Bekleyin. Evet buradan da Jordan 7'ye geçiyoruz. Jordan 7'nin önemi ise o dönem tabii ki Dream Team 92 yılı ayakkabında çıktığı tarih, meşhur 92 Olimpiyatları Dream Team dünyaya artık hem Amerika'nın dışı açılım kapısı olarak çok büyük bir pazar yaratıyor ve hem de bütün izleyicilerin Jordan'la ve ayakkabıyla tanışması için de büyük bir fırsat oluyor. Özellikle Nike için de çok önemli bir dönem. Burada Jordan için özel 9 numara işlenmiş Jordan 7 modeli yapıyorlar ama bu ayakkabın esas renk skalası African Tribal Artwork denen yani işte Afrika'nın o kabile renkleri, o tasarımsal sanatsal renklerinden geliyor. Burada Hureş Teknolojisi adı altında bir teknoloji kullanıyorlar. Ayakkabının bireyi tutan kısmında vesaire. Aslında bu ayakkabı bir yandan da fermuarlı planlanıyor. Önce bundan sonra vazgeçiyorlar. Ayakkabının altındaki Air kısmı da bu modelde kalkıyor ilk kez. Ve bu ayakkabı için aslında çok da ilginç pazarlama yöntemlerine giriyorlar. Ee, daha önce bir e, animeden bahsetmiştim. Slendank'tan e, daha sonra çıkan modelde. O dönem içinde Bugs Bunny ile e, bir pazarlama stratejisi geliştiriyorlar. Ki bu bu kapı daha sonra Space Jam'e kadar gidecek. Hepinizin bildiği gibi. Bu ayakkabıların tabi e, bir diğer özelliği de Jordan'ın e, ikinci şampiyonunun üzerine yüklediği hikaye. Burada da Portland özellikle de ilk maç Clyde Rexler'a karşı attığı 6 üçlük ve o maçtan önce Jordan'ın üçlük konusundaki eleştirilmesi ve ona yanıt olarak da bu ayakkabıya yükleniyor ve meşhur omuz hareketi. O dönemin herhalde bu ayakkabıyla anılan en önemli özelliklerinden biri. Ama tabii benim aklımda kalan o dönem için benim aklımın asla çıkmayan ise her zaman için Jordan'ın Dream Team'le anılması ve o Dream Team'in inanılmaz bir seviyede oynuyor olması. O takım herhalde bir daha hiçbir ara hiçbir zaman bir araya gelmeyecek ve bizim e, tüm dünya tarihinde gördüğümüz en acayip takım olarak da zihinlerde yerini koruyacak. Buradan da Jordan 8'e geçiyoruz. Jordan 8 e, de artık teknoloji daha da ilerlemeye başlıyor. Jordan 8'de ileri bilek desteği yaratılmaya başlandı. çok daha geliştirilmiş bir tutuş tabanda özellikle çünkü yine dediğim gibi yani basketbolun evrimi de ayakkabı evrimleştiriyor. Önceden daha yavaş bir oyun varken sahada artık daha hareketli, daha yüksek tempo, daha fazla güç oyuncular birini daha fazla etiyor. Daha fazla sağ sürüyorsunuz, daha fazla yön değiştirmeniz gerekiyor sahada. Artık bunun için taban teknolojisine gelişmeler başlıyor ve bu ayakkabıya da Punisher deniyor o dönem çıktığında çok ilginç model aslında diğer modellere göre. Artık dilinde böyle tüylü bir kısım var. Air raid bağ konsepti bir eskiz hazırlanıyor ama bu daha sonra daha değişik bir hale geliyor, bantlı bir yapıya geliyor. Vesaire vesaire ama bunun esas konusu ön kısımdaki o bağcık ve üst kısımdaki pardon bağcık yapısı ve o kumaş yapısının ayağı iyice sarmaya başlaması. Jordan modelleri 1 2 3 4'ten gelip 8'e kadar yaklaştığında biraz tabi bu Jordan'da talebiyle daha ayağa saran, daha sıkı, daha sert modeller olmaya başlıyor. ve aslında oyununa çok pozitif etki etmeye de başlıyor Jordan'ın. ve tabii ki bu modellerde daha eski modellere göre daha hafif ve daha yumuşak bir yastıklama yani özellikle tabanın o ilk hissiyatı aldı yani ilk hissiyatı aldı o yastıklama teknolojisi de bayağı bir gelişiyor. Ve burada da tabii Jordan'ın e, üçüncü şampiyonluğu gelecek. 93-94 sezonunda. Tabi burada bu ayakkabının şampiyonluktan da öte taşıdığı en önemli hikayelerden biri de Jordan'ın e, meşhur Atlantic City olayı e, New York serisinde 2-0 geriye düştükten sonra babasıyla Atlantic Kumar oynamaya gitmesi. E, orada çok büyük eleştire yol açmıştı Jordan için. Ve Jordan oradan dönüp buna da yanıtını bu ayakkabılarla verdi ve e, yine New York <laughs> bu yanıtın e, şeyi olarak karşılayıcısı olarak yine Jordan'dan çekti ve seri 4-2 almışlardı. O dönemde de ayağında bu ayakkabılar vardı. Daha sonra da Barkley'i sansiyenerek şampiyonluğu aldılar. Peki daha sonra ne oldu? Şimdi buradan sonra biraz işler karışıyor. Jordan 9 ve Jordan 10 üzerinde. Çünkü Jordan e, 1900 93 yılında basketbolu bırakıyor. Basketbolu bırakıyor babasının ölümünün ardından alıyor bu kararı ama zaten sezon bittiğinde Jordan yavaştan bunun izlerini veriyordu. Yani ben artık çok kötü durumdayım. Psikolojik olarak zorlanıyorum. Bu işi sanırım bırakacağım diye aslında ufak ufak bunun hissiyatını vermeye başlıyor ve babasının ölümüyle beraber bu iş iyice artık onun için yorucu bir hale geliyor, üzücü bir hale geliyor ve basketbolu bırakıyor ve beyzbola dönüyor. Daha doğrusu beyzbola başlıyor. Beyzbola de yani Çocukluğunda beyzbol oynamış. O dönemde tabii Jordan 9'lar üretilecek ee, ama tabii Jordan 9 adıyla da şimdi nasıl yapacaklar? Basketbolu bıraktı. O zaman e, beyzbol kramponlarına geçiyor tabii ki Jordan. Ve beyzbol kramponu da yapılıyor onun için. Normal Jordan 9 modelde biraz daha bu beyzbol kramponlarının yapısından esinlenerek yaratılıyor. Bu model için aslında Jordan 9 yemek diyene de Jordan International diyorlar. Ee, biraz da pazarlama için. Jordan o anda sahada değil. Ee, i̇şte buradan da şey anlıyoruz aslında. Ne kadar da bu ayakkabıların o hikayelerle özdeşlendiğini ve pazarlamak için. Bu tabi biraz irite edici duruyor olabilir. Pazarlama e, biraz yasaklı, biraz itici bir kelime gibi geliyor olabilir size ama sonuçta bunun, biz de bunu görmek zorundayız yani bir alıcı olarak. Bunu bir reklamcı olarak söylüyorum. Her pazarlamada kötü değildir iyi yapılan pazarlama size doğru entegre olabilir. Size doğru kararlar alabilirsiniz. Bu yüzden hani o yüzden bunu anlayabiliyorum. Yani orada artık biraz da o kültürün yaşamasını da istiyorlar. Dikkatli olmak zorundalar ve Nike bu işini iyi başarıyor ve International adını bu yüzden koyuyor. Biraz daha Japon sadeliğiyle, Japon çizgileriyle bu ayakkabıyı yaratıyorlar. Ee, bu da çok güzel bir detay bence. Yani bu ayakkabılar görünüşte çok kötü değil ama e, tabii ki yine artık daha da önceki modellerin de yapısının ötesine geçiyor. E, kalite olarak da, taban teknolojisi olarak da vesaire de. Daha sonra bu ayakkabıları tabii bu sezon giyemiyor Jordan oynamadığı için ama daha sonra bunu Space Jam'de giyecek e, filmde ve Wizards, Washington Wizards oynadığı dönemde 2001 yılından sonra Washington Wizards döneminde bu ayakkabı giyecek. Ama bu ayakkabıyı o dönem bir kişi daha giyiyor. O da e, Orlando Magic'in genç yıldızı e, Penny Hardaway aslında Enferni Hardaway ama lakabı Penny. Penny Hardaway e, o dönem bunun Orlando renklerini mavi siyah renklerini giyiyor. Ve daha sonra kendisi de bir özel kendinden üreten bir Nike ayakkabıya sahip olacak. Jordan 9 böyle biraz ara model gibi kaldıktan sonra Jordan 10 geliyor ve Jordan 10'da artık hani tabi Jordan 9'da Jordan'ın geri dönmesini çok beklemiyorlarken tam tersine Jordan 10'da Nike pardon dönmesini beklemedikleri için Nike ve Tinker Jordan'ın yeni hikayelerinin yerine eski hikayelerini biz bu ayakkabıya nasıl yansıtırız ve nasıl yaşatırızı düşünüyorlar. Ve Jordan'ın kariyerindeki farklı dönüm noktalarını ayakkabının tabanına işliyorlar. İşte MVP olması, ilk şampiyonluğu vesaire gibi böyle dönüm noktalarını ayakkabının tabanına yerleştiriyorlar. Bu da aslında çok güzel bir detay. Benim aslında çok sevdiğim bir model. Jordan 10 modeli birçok kişinin aksine. Sağda da ilginç bir şekilde hala rahat. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor bu model. Jordan bundan sonraki hani 94-95 sezonunda da daha ortada yokken ayakkabı tabii piyasada. Ama Jordan Mart 95'te diyor ki evet ben kanıtlayacak başka bir şeyim yok deyip gitmiştim ama geri dönmeye karar verdim ve meşhur I am back mektubuyla dönüşünü yapıyor e, aynı zaman tabi bu da ayakkabıların 10. yıl dönümü e, Jordan 10 için Jordan bu dönüşü yapıyor ve e, bu ayakkabı da döner dönmez e, Jordan'la beraber yine kendi hikayesini üstleniyor ve Knicks'e karşı o attığı, 55 sayı meşhur Double Nickel e, maçını bu ayakkabılarla oynuyor daha sonra ilginçtir Orlando'ya karşı da e, bu ayakkabılarla çıkıyor ama Enfony'e karşı kaybediyor ve daha sonra aslında belki de e, benim de en sevdiğim modellerden biri olan e, Jordan 11'ler ortaya çıkıyor. Jordan 11'ler belki de Jordan ayakkabılarının 3'ten sonra ikinci dönüm noktası olabilir. Bu ayakkabılar e, Jordan Jordan'ın aksine Tinker'ın artık Jordan'ın dönmesini düşünerek tasarladığı, planladığı ayakkabılar. Bu da bendeki yakın dönemde çıkan meşhur Concord modeli Jordan 11'in bu ayakkabının en ilginç özelliği zaten üzerinde rugan deri balındırması. Yani e, sanırım İngilizce bu patent leather deniyordu buna. Bu rugan deri parlak ve e, asıl amacı bu derinin hani evet ayakkabıya çok daha stiff, sert, e, ayağı saran işte bu bağcık kısmıyla vesaire de ayağı komple üstten de saran, buradan da sert tutan yani siz sağa sola sağda esnediğinizde ayağınızın gitmesine engelleyen bir yapıda olmasını sağlayan bir şey ama Jordan talebiyle esas işte bu ayakkabının dışarıda da giyilebilir yani herhangi bir takım elbiseyle ya da bir kıyafetle giyilebilir hale gelmesi ee, bu ayakkabıyı çok özel bir hale getirdi ve pazarlama aslında fikrini bayağı bir değiştirdi. Ee, Jordan 11'ler tabii bu hikaye burada yine bitmiyor. Jordan 11 aslında önce taslak olarak çıkıyor. Jordan bu ayakkabıları görünce aklı gidiyor diyor ki ben bunları giymem lazım. Ee, Nasıl olacak? Bu ayakkabıları nasıl giyeceğim? Bunları verin bana. E, 95 Mart'ta çıkıyor. Çünkü aslında çıkmıyor bu ayakkabı ama 95 Mart'ta bu ayakkabının prototipini görüyor Jordan. Tinker diyor ki yapma etme giyme yani şimdi hazır değil bu ayakkabı. E, yok Jordan sadece tabi akan sular duruyor ve Jordan'a bu ayakkabıları veriyorlar. Tabii ki lig kurallarını yine ihlal ediyor çünkü o dönem e, <laughs> diğer oyuncular siyah ayakkabı giyiyor. Bu ayakkabının siyah versiyonu hazır değil. Lig kurallarına uymadığı için yine ceza yiyor. Ve bir sonraki maçına ki bu maçta sanırım Orlando serisine denk geliyordu yine. Demin bahsettiğim elendikleri e, sezon seriye denk geliyordu. Bu sefer Jordan Enfern Hard'ın ayakkabılarını giymek zorunda kalıyor. Çünkü yine az önce bahsetmiştim Hard e, Hardaway Air Flight Vanlarına kavuşuyor Nike tarafından. Artık onun özel ayakkabıları var. E, Jordan'ın ayakkabıları hazır değil. Jordan de diyor ki tamam o, o çocuğun ayakkabılarını verin bana. <laughs> Onlar da çıkacağım. Bir şekilde onlar da çıkıyor. Orada da şu sıkıntı ortaya e, geliyor ki tabii o Air Flight Vanların arkasında da Enfione Hardaway'in kendi e, logosu tasarımı var. Onları da giymek istemiyor. O, o şekilde giymek istemiyor bakayım onun görseli vardı galiba ama e, yok sanırım yokmuş. Onları da giymek istemiyor. E, ne yapıyor? Onları yırttı yırtıyor. Tabi bu yırtma konusu daha sonra Enferno ve soruluyor. Sen gördün mü diye ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Ama tabi bu Jordan e, yırtmış olabilir ama benim için fark etmez. Bu seviye bir e, saygıyı kazanabileceğim bir hikayem oldu diyor Enferno Hardaway'de yıllar sonra. Ve Jordan o günden sonra başka birisinin ayakkabısını giymiyor bir daha asla ve tabi hikaye durmuyor Jordan bu ayakkabıları aslında e, esas olarak 95-96 sezonunda da giymeye devam ediyor ve o sezonda da işte o meşhur e, 72-10 sezonu yaşanıyor Jordan artık o yarım sezonluk dönüşünün ardından formsuz dönüşünün ardından inanılmaz bir patlamayla geri dönüyor sahalara e, ve bu patlamada ona o sezonki MVP trifectasını getiriyor hem sezon hem all star hem de Finallere emipisse oluyor. Bu sefer Orlando'yu e, konferans finallerinde eliyorlar. Finalde de Seattle'la karşılaşıp finali e, alıp yine e, ikinci dönüşünden sonraki Tripit'in ilk şampiyonunu alıyor Jordan'da. Daha sonra Jordan bu 11'lerin cool grey versiyonu yani o gri parlak versiyonunda 2003 yılında Madison Square Garden'ın son ziyaretinde giyiyor. Tekrar e, eski birlerini giymeye de cesaret etmemiş. Ve tabii bir özelliği daha var bu ayakkabının, o da e, bu ayakkabıda, e, bu ayakkabı Jordan için de inanılmaz değerli, Tinker e, Redfield'un da tasarımcısının da en sevdiği modellerden biri de bu. Buradan Jordan 12'ye geçiyoruz, artık e, Jordan 12'de ayakkabı iyice e, sert, daha hafif tabanlı, daha e, modern teknolojilere uygun bir hale getiriliyor. Ve Japon bayrağından ilham alıyor burada. Tinker Redfield, ee, Japon bayrağının yanında yine 19. yüzyılda kadınların giydiği botlardan e, ilham alıyor. Karbon tabana karbon fiber bir parça ekliyor. Air taban teknolojisini bütün tabana yayıyorlar. ve Bu ayakkabı e, ben de bir dönem giydim bu ayakkabı ki benim çocukluğumda da hayran oldum ayakkabıydı. Bu o dönem bulamamıştık yıllar sonra alma şansım oldu gerçekten sahaya çıktığınızda ayağınızda bir beton varmış gibi sizi güvende hissettiriyor. Çok ilginç bir ayakkabı. Evet, yani çok güçlü değilseniz bu ayakkabılarla şu anda oynamanız zor. Yani gerçekten güçlü olmanız lazım. Yoksa ayağınıza beton dökülmüş gibi hissediyorsunuz ama çok güven veriyor ki o dönemde de işte onu amaçlanmış. Çok daha işte o çizgiler Jordan'ın saldırmasını saldır ne kadar saldırgan bir oyun olduğunu oyun olduğunu hissettiren bir model o çizgileriyle ve ona da hizmet eden bir model. Benim belki de hani Jordan 11 ve 3'ten sonra da yine en beğendiğim modellerden esas benim favorime de birazdan geleceğiz. Tabi bu bu maçın da esas taşıdığı hikayede Jordan'ın meşhur flu game'i. E, Full Game finallerde Utah karşı oynadığı 5. maç e, 38 sayı e 7 rebound, 5 asist yapıyor bu maçta ve bu sefer de e, Pippen onu gerçekten literally olarak e, <laughs> düz anlamıyla sağın dışına taşıyor bu maç tabi e, Full Game NBA tarihinin herhalde önemli hikayelerinden biri o hikayeydi yine e, Jordan'ın 12 numarası, 12, Jordan 12 taşıyor ve daha sonra 2009 yılında o dönemi anlatan, o maçı anlatan 97 e, hasta surat ve 38 sayıyı temsil eden işlemenin de olduğu modeli e, o dönem ithafen piyasaya sürüldü. Jordan 12'den sonra Jordan 13 geliyor ve Jordan 13 e, artık işlerin iyice işkillendi, şekillendi ve benim kişisel favorim, favorim olan. Belki de evet hani itiraf edeyim şimdi ben dedim işte 3'ü seviyorum, 11'i seviyorum, 10 da benim için değerli, 12'ye de bayılıyorum falan ama Jordan 13 hiç abartmıyorum. Belki de benim e, ki ben Kyrie 7'i de giyiyorum, başka ayakkabılar da denedim sağda çok. E, Kobileri de giydim vesaire ama Jordan 13 bir başka bir ayakkabı. Yani hala çok rahat, inanılmaz yani tabanlarından mı artık genel üst, e, kumaş yapısından bilmiyorum ama gerçekten çok rahat bir ayakkabı. Ve Tinker bu ayakkabı da hatta elimde de bir tane modeli var onu da göstereyim size. Şu şekilde. Tinker bu ayakkabı da baya bir e, ilham alıyor ve bunun en önemli şeyi de Black Cat e, pazarlamasıyla ortaya çıkmasının ana teması olan Panter Patisi. Bu kısmı tamamen bir pati olarak planlıyor. Hatta üzerine de şu parlak e, şuradaki göze ekliyor. Şu göz kısmını ekliyor. Yine bir panterin o parlak gözlerini temsilen. Ve Jordan bu ayakkabıları çok seviyor. E, rahatlığından dolayı Hatta e, Last Dance belgeselinde de Jordan birileri giydiyor meşhur e, Madison Square Garden maçında da çevresine bahsederken yani şu ayakkabıya bakınca buna bakıyorum ve <laughs> her şey çok eski gözüküyor diyor. Gerçekten Jordan 13'te inanılmaz bir model. E, Tabi Jordan'ın o sadece panter patisi koyuyoruz abi buna değil. O içgüdüsel parçalayıcı avcı e, ruhunu da yansıtmasını istiyor Tinker ve belki de hem Tinker'ın yüklediği hikaye olarak hem Jordan'ın e, bu ayakkabıya yüklediği hikaye olarak en değerli modellerden bir olarak piyasaya giriyor. Yine Jordan NBA'deki Prime sezonunda bir MVP trifecta e daha yapıyor. Yine sezonu finalleri All Star'ı alıyor. Tabi bu ayakkabının Jordan 13'ün o sezonki yani Jordan o sezonki Jordan 13'ün giydiği bir ayakkabı daha var. Birazdan ondan da bahsedeceğim ki o da Jordan 14 zaten. 14'e geçmeden önce şunu ekleyeyim. Biz Jordan ayakkabılarının aslında piyasada ne kadar fazla e, popüler kültüre girdiğinden bahsetmiştik. O popüler kültür içerisinde e, işte artık sinemaya da dahil olmaya başlıyor ve Higat Game filminde Jack Shuttlesworth karakterini oynayan Denzel Washington da bu ayakkabıları giyiyor. Hatta şöyle güzel de bir detay var. O filmde Ray Allen da oynar. E, meşhur e, NBA oyuncusu. Ray Allen'da yıldız, genç yıldız olarak NBA'de adımını atarken o filmde oynuyor. Ve e, Real'ın daha sonra 2011 yılında Reggie Miller'ın attığı en fazla üçlük rekorunu bir maçta kırarken de e, bu ayakkabıları giyiyor. Bu da böyle güzel bir detay bu 13 modeliyle ilgili. Buradan da 14'e geçiyoruz. E, Jordan 14'ler artık e, tasarım olarak çok öne çıkan bir model. Burada Jordan'ın e, Ferrari 550 eminden esinleniyor Tinkered Creative ve bayağı araba gibi tasarlıyor aslında. Yani şu taslar şu an ekranda görüyorsunuz. Burada tasarım sürecine Mark Smith de dahil oluyor. E, bayağı böyle yarışçı havasını verecek, o hızlı, e, saldırgan havayı koruyacak bir model tasarlamaya çalışıyorlar. Logo kısmında da e, şeye ekliyorlar artık Ferrari e, çizgilerinin içine yani Ferrari logo tasarımının içine Air Jordan... Logosunu koyuyorlar ve ortaya inanılmaz estetik, inanılmaz güzel gözüken bir model çıkıyor ve Jordan bunu görünce bayılıyor. Yani abi bunu bana vereceksiniz ve ben bunu giyeceğim, bu ayakkabıyı giymem lazım. Yine aynı şey oluyor Jordan 11'de gibi. <laughs> Diyor taslak yapma etme, yok giyeceğim. Peki giy, ayakkabıyı erken de olsa çıkarıyorlar yani Jordan için. Tabi bu hız teknolojisi vurgulanırken ilk kez tabanda da dual zoom teknolojisi kullanıyor artık tutuş ve Jordan'ın o taban baskısından sonra taban baskısından ile beraber hızını arttıracak bir taban teknolojisi kullanılıyor. Ayakkabın ayakkabının dış kısmı şu ana kadarki modellerden en havalı, hava alabilir hava bir yapıya getiriliyor vesaire vesaire derken Jordan bu ayakkabıları giymek için tutturunca yine Utah'lı oynuyorlar son final serisi ve 5. maçın ikinci yarısında bu ayakkabıları giyiyor. Ama Jordan o maçı kaybediyor. Chicago maçı kaybettiği için de finallerin son maçı tabii ki Utah'a taşınıyor. Utah'a taşındığında ise Jordan bu ayakkabıları bütün maç giyecek ve meşhur e Meşhur son şut öncesinde de bu ayakkabılar ayağında olacak. Normalde işte Jordan 13'lerin olması gereken sezonda Jordan 14'lere bayıldığı için aslında o Byron Russell'ın üstünden attığı o efsane son şut. Yani işte ikinci dönüşünü saymazsak efsane son şutta ayağında Jordan 14'ler var. İşte belki de bu kadar anlattıktan sonra hani bir Jordan 14 almak istediğinizde ben bu ayakkabıyı neden alayım? Diye düşündüğünüzde bu hikaye aklınıza gelecektir ve e, evet bu ayakkabıyı almak güzel olabilir diyebilirsiniz. İşte benim de en sevdiğim yönü Jordan e, Air Jordan modellerinin hep bu hikayeleri hala taşıyor, hala size hatırlatıyor olması. Jordan 14'te bu açıdan çok önemli bir ayakkabı. Bundan sonrası işe ise artık e, işler biraz kuruyor çünkü e, Jordan emekli oluyor. Jordan emekli olduktan sonra. Tatlar kaçıyor artık ayakkabılarını taşıyabileceği bir hikayesi yok. Ee, insanların e, ilgisi nasıl olacak bundan sonra bilinmiyor. Ee, ne yöne gidecek onun hesapları yapılıyor ama tabii ki Jordan e, emekli olduktan sonra ayakkabıları giymemesi ya da bunları daha sonra bazılarını tabii ki Wizards döneminde giydi eski ayakkabılarını giydi ama üretme ve teknolojik olarak geliştirmeye devam ettiler Jordan modellerini. O dönemde de işte 15'te devam ederken artık bu arada Tinker da işi bırakıyor. Tinker da artık da ayakkabı tasarlamayı bırakıyor. Ha pardon, bu, pardon özür dilerim. Bu Tinker'ın son Air Jordan tasarımı, son anlaşma tasarımı özür diliyorum 15. 15 tasarlıyor sonra o da bırakacak. Ve burada artık ilham aldığı konu Zamanda 1950'lerde NASA'nın e, tasarladığı X-15 savaş uçaktır oluyor. 15. modelde de böyle bir atıfta bulunuyor. Dışını bayağı kevlar kaplıyorlar ve dil kısmındaki hikaye ve yakaladıkları nokta biraz açıkçası zayıf. İşte Jordan'ın o insanların ağzını açık bırakan e, jaw dropping dedikleri o işte, çene düşüren oyun tarzına gönderme yapıyoruz diyorlar ama bu ayakkabı biraz o açıdan tat kaçıran bir model. Benim açıkçası hiç beğenmediğim bir model bu. Ha yine de evet hani duruş olarak çok farklı ama artık Jordan'ın da buna yüklediği bir şey olmayınca bir 14 gibi bir 13 gibi bakamıyorsunuz ayakkabıya. Dediğim gibi Tinker'ın son tasarımı oluyor. Daha sonra bu Reggie Miller yani bir mihenk taşı olarak 2000 finallerinde giyiyor ama tabii ki artık Jordan'ın yarattığı gibi etki yaratması imkan yok. Buradan da Jordan 16'ya geçiyoruz. 16'da ise artık Tinker Hatfield yok, tasarımcı Wilson Smith oluyor. Wilson Smith burada artık ayakkabıyı biraz daha saygı duruş haline getiriyor. Daha eski modellerin işte özellikle 3, 5 ve 11'in çizgilerini taşıyan bir model yaratmaya çalışıyor. Bu modelin de üstüne, üst kısmına bir kaplama ekliyor ki ayakkabı bir farklı kişilik de kazansın. Yani şu üstünde gördüğünüz görseldeki kısmı çıkardığınızda sağdaki görsel gibi oluyor ve ayakkabı farklı bir kimlik kazanıyor. Böyle bir plana giriyor. Jordan da, Jordan bu ayakkabıyı Wizards döneminde giyiyor ama ne kadar etkileniyor bilmiyorum. Alt tarafı ise, taban tarafı ise Jordan'ın golf sevgisine ithafen bir golf sahasına esinerek yapılıyor. Ve sezon öncesinde bu ayakkabıyı giyiyor. Biraz da sezonda giyiyor. Ee, hatta daha sonra sanırım ilk döndüğü maçta da yine e, New York maçı olması lazım Washington Wizards'ın. Bu ayakkabıları giyiyor olabilir ama tam emin değilim onu hatırlayamadım. Ve e, bu ayakkabıyla beraber artık o Jordan'ın her sene her sene çıkan e, o ikonik tarzı geliştirerek sokak kültürünü etkileyerek, dünyaya yayılarak, retro yapıldığında, tekrar satışa çıktığında insanları peşinden sürükleyecek seviyedeki tasarım çizgisinden uzaklaşılıyor. Ve aslında Jordan hikayesi gibi bence Air Jordan'ların da hikayesi burada sona eriyor. Yani evet bu ayakkabılar ve bu ayakkabılara ulaşmak hala kolay değil. Neden değil? Çünkü... Bu ayakkabıların her seferinde farklı modelleri çıkıyor, farklı renkleri çıkıyor. Bunlar sınırlı üretiliyor. Hala çok büyük pazarlama objeleri. Dediğim gibi yani bir 14 almak istediğinizde hikayesini biliyorsanız ona ulaşmak için daha çok talepte bulunuyorsunuz ve ayakkabıyı elde etmek istiyorsunuz. Böyle bir içgüdüsel bir psikolojisi de var e, ayakkabıların. Yani evet ulaşmak isterseniz StockX gibi, e, Goat.com gibi ya da Amerika'daki farklı mağazalardan, Avrupa mağazalarına hala ulaşabilirsiniz. Çünkü şey hayal edebilirim, bu videoyu yükleyeceğiz ve altına biz bu ayakkabıları nereden bulabiliriz? Hepsini her an bulamazsınız, onu uyarayım. Bu ayakkabıların dediğim gibi retro versiyonları dönem dönem çıkıyor. Takip edeceksiniz Nike'ın sitesinden. Bu konuyla ilgili bir sürü ayakkabı sitesi var, hepsi ya da Instagram hesapları var, oralardan takip edip hangisi ne zaman çıkacak, nerede çıkıyor, hangi renkle çıkıyor, hangi tarihte çıkıyor bunları takip ederek ulaşabilirsiniz ya da ulaşmayı deneyebilirsiniz en azından. Dedim gibi ama benim için en önemlisi eskiyi düşündüğümde 1990'larda belki de Kadıköy'de bir tane mağazada bir tane uptempo, bir tane Jordan modeli bulacağız diye kendimizi yırtıyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta çok acayip. Ee, bu ayakkabıların hani Giydiğindeki verdiği hissiyattan çok belki de ulaşılmaz olmalarının e, ve ulaştığınızda bu ulaşılmazlıktan sonra ulaşabildiğinizde size verdiği hazdan dolayı da bir e, tatmini var. Çok ilginç e, herhalde birçok oyuncunun ya da bundan sonraki hiçbir oyuncunun ayakkabı serisi bu kadar e, ikonik olup bu kadar ilham verebilecek mi bilmiyorum. Yani şu anda evet. Ee, tabii tabi Kobe'nin döneminde Kobe için ayakkabılar çıktı. Ondan sonra retro oldu. LeBron James için şu an ayakkabılar çıkıyor. Onlar da ileride retro olacaklar. Hatta olmaya başladılar. Ama hiçbirisi şu anda o etkiyi yaratmıyor. Umarım onlar da yaratır ki bu Jordan'ın mirası zaten. Bunu Kobe de söylüyordu. LeBron da söylüyor. Bu mirası, bu ayakkabı kendine ait özel ayakkabı dünyası olması konusunu Jordan ve Air Jordan'lar yarattı. Umarım bundan sonraki oyuncular da bunu yaratabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, umarım detaylı anlatabilmişimdir. İstediğiniz gibi e, size uzun vadede faydası olacak. Ya bu Jordan ayakkabıları neydi? E, bunlar nasıl çıkmıştı? Nerede giymişti bunları? Tarihi nedir? Özellikle nedir bu ayakkabıların diye merak ettiğinizde ara ara açıp bakacağınız bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.